Merhabalar, şeyde anlayışları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir model yapacağız. Sıralı bir model. Alt kısmı da üst kısmı da sıralı bir şekilde gidiyor. Instagram hesabım üzerinden bana ulaşan bir takipçim fotoğraf atmıştı bu modelin yapımı için. Ve ben de çekeceğim şimdi birlikte. Birlikte yapacağız. Şöyle ben iki renkli bir tülben tercih ettim. Aslında içinde yeşil de var ama yeşili kullanmadım. Bu tarz böyle içinde çoğunluk tek rengi olan tülbentleri sıralı modeller tercih edebilirsiniz. Alt kendi renginden griyi kullanacağım. 118 numara. Ve şöyle bir içinde çok fazla olan pembe tonumu kullanacağım. Bu da 91 numara. Pembenin birçok tonu oluyor aslında. Şöyle açıp göstereyim. Böyle açıklı koyulu pembe tonları var tülbentimin içinde. Buna 5 numara pembe de oluyor. Mesela şu kısımlarda açık pembeler var. Onları kullanmak isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii yeşil üzerine de kullanabilirsiniz. Ben griyi tercih ettim. İsterseniz yeşil ve pembeyle de sıralı bir şekilde yapabilirsiniz modeli. Şöyle gösterdim. Tülbentimiz bu şekilde. Daha önce de video çekmiştim üzerinde. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. İki zincirle tığlamamı yaptım. Ve hemen alt tülbentle aynı tonda olan gri ipimle alt kısmını gideceğiz. Sıralı bir şekilde gidiyor. Altı da üstü de. Bir sık iğne ile tığ bantısına sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Hafif şöyle ne çok geniş ne de çok küçük. Öyle normal boyda bir örümcek yapıyorum. Tığın başına iki kez doladım. İki tığ bantısı bırakıp üçüncüden giriyorum. 2, 2, 2 aldım. Kapattım. Bir trabzan yaptım. Tepede 5 zincir çekiyoruz. Hemen trabzanın alt kısmından girip sık iğne yapıyorum. Burada yaptığım trabzanın üzerine sık iğne dolduracağım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne dolduruyorum. 8. ile aynı tığ battısının içine sabitledim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine ortalama aynı boylarda bir örümcek yapıyoruz. Tığın başına 2 kez doladım. 2 tığ battısı bırakıp 3.'den giriyorum. 2, 2, 2 alıp kapatıyorum. Tepede 5 zincir çekiyoruz. Hemen trabzanın alt kısmından girerek trabzanımın üzerine sık iğne dolduruyorum. 7 tane. 4, 5, 6 ve 7. Hemen dibine aynı tığ battısının içine sabitliyoruz. Alt kısmımız bu şekilde gidiyor. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum. Alt kısmı böyle sıralı bir şekilde gidiyor. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde biraz ben bunu ilerleteceğim ve üst kısmına geçeceğiz. Evet, ben bu şekilde biraz uzattım, bakın. Siz bir tülbente tamamlamak isterseniz bütün kenarı, alt kısmı önce bitirin. Daha sonra üst kısmı geçin. Şöyle pembe ipimi de tığıma sabitledim. Hemen ilkinin tepesinden. Şurada beşer zincirle yuvalar yapmıştık hepsinin tepesinde. İlkinin tepesinden bir sık iğne ile giriyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Hemen zincirin altından girip bir ilmek aldım. Bir zincir yukarı çekiyorum. Şöyle ilmeklerimizi biraz geniş geniş tutalım. 3. Şöyle yakından göstereyim. 4. İlmeğimi alıyorum. Burada bir zincir yukarı çekiyorum. Sekiz. Dokuz. On. 13, 14, 15. Bu şekilde üzerinde ilmek topluyoruz. 16, 17, 18. Şu
Şöyle ilmeklerimin hepsini tığımın üzerine topladım. 18 tane yaptıktan sonra bakın sık iğneyle girdiğimiz yuvasının içinden giriyorum. Yine burada bir zincir çekip 19. ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Yuvamın içinden girerek alıyorum. Hepsi tığımın üzerinde 19. ile birlikte. Şöyle hafif sıkalım. Diğerlerinin boyutunda olsun. Şimdi parmağımdaki ipten doluyorum. Hepsinin birden içinden geçiriyorum. Şöyle sıkıştıralım ve burada kapatıyoruz. Yuvamızın içine dönmüyoruz. Fıstığımızı şöyle havada durduğu bir şekilde. Yani böyle yan bir şekilde yarım fıstık gibi duruyor. Burada kapattık. Tığımın başına iki defa doluyorum. Burada zincir herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt tığımın başına iki defa doluyorum fıstığımı kapattıktan sonra. Yine yuvanın içinden giriyoruz. 2, 2, 2 alıp şöyle hemen hemen fıstıkla birebir boyda. Şöyle bakın bir ilmek boyu kadar kısa bir trabzan yapıyorum. Trabzanı yaptım. 5 zincir çekiyorum. Buradan trabzanın ara kısmından giriyoruz. Bir sık iğne ile kapat. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde trabzanın altından girip kapatıyorum. 2 tane burada küçük kirpik yaptık ve kalan kısmına da sık iğne dolduracağım trabzanın. 1, 2, şöyle birbirine yakın şekilde yapalım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane dolduruyorum. Böyle yakın yakın birbirine tam olacak şekilde. Burası böyle biraz dolgun dursun istiyorum. Daha sonra 7 taneyi yaptıktan sonra yine yuvamızın içine dönüp bir sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle. Burayı yaptık. Buradan bir zincir çekiyorum fıstığımı yaptıktan sonra. Hafif şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz. Çok da minicik de olmasın. Arada kasabilir. Buradan bir örümceğimi yaptım dediğim gibi. Hemen sıradakinin tepesinden giriyorum. Şöyle orta kısma doğru girelim. Bir sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir çekip aynı yere kapatıyoruz. Şöyle birine fıstıklı modelimizi yapıyoruz. Diğerine 3 tane kirpik yapıyorum. Buradan bir zincir çekiyorum. Bu örümceğimiz biraz geniş oldu. Biraz daha küçük yapacağız. Şöyle. Orta boydan az daha küçük olabilir. Hemen diğerinin tepesinden giriyorum. Bir sık iğne ile girdim. 10 zincir çekiyorum buradan. 7, 8, 9, 10. Hemen zincirin altından girip yine ilmek topluyoruz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tıpkı fıstık yapımı gibi burası. 15, 16, 17, 18. Fıstık yaparken sadece bu 18 ilmeği toplayıp kapatıp içine kapatıyoruz. Ama burada 18 tane yaptıktan sonra bu yuvanın içinden de girip bir tane alıyorum. 19 oluyor. Buraya birleşik bir görüntü oluşsun istiyorum. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsini birden geçiriyoruz. Bunu havada kapatıyoruz. Yani bunu yuvamızın içine kapatmıyoruz. Şöyle hemen yarım olarak kapatıyoruz. Buradan da
Tığım başına iki kez doluyorum. Yuvamın içinden giriyorum. 2 2 2 alıp şöyle ortalama fıstığın kendi boyunda, bir ilmek boyu daha olsa kendi boyunda olacak şekilde yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Hemen yaptığım trabzanın şöyle ara boşluğundan girip kapatıyorum. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yerden girip bir sık iğneyle kapatıyorum. Burada iki tane tepede kirpik yaptık. Kalan kısma da sık iğne dolduruyorum. 2 3 Buradaki sık iğneleri böyle hafif sıkıştırarak dolduralım. 5 6 7 Hemen yuvanın içine son olarak 8 zincir ile sabitliyorum. Aynı işlemle devam ediyoruz. Bakın bu şekilde olacak modelimiz. Üst kısmı da sıralı bir şekilde olacak. Şimdi ben bunu tamamlayacağım. Bitmiş halinde sizinle paylaşacağım. İşte modelimizin bitmiş hali şöyle. Bu şekilde gidiyor. Sıralı bir şekilde gittiği için kolay bir model aslında. Böyle fıstıklar da çok insanı yoracak şekilde değil. Bu ilmekleri biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Bu fıstıklar, şöyle yarım olan fıstıklarımız, daha böyle iri iri duracaktır. Daha hoş, gözünüze öyle güzel görünürse o şekilde de yapabilirsiniz. Yani altta mesela 10 zincir çekip fıstık yaptım ben. 11 ya da 12 çekersiniz. Daha fazla ilmek toplarsınız ve daha iri bir fıstık elde edebilirsiniz eğer isterseniz. Bu sayılarla da bence sıralı bir model olarak ideal bir model oldu. Bana fotoğrafını göndermişti bir izleyicim. Videosunu istemişti. Aslında ben oradan görerek, bakarak modelini çektim. Model kime ait hiçbir fikrim yok. Sadece bir fotoğraf var elimde. Şöyle bakın. Evet, sıralı ve kolay bir model. Fıstık oyası sevenler için farklı da duran bir model. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.